Selamun aleyküm kardeşlerim. Ramazan ayının sonuna gelirken bir hüzün kaplasa da içimizi, ayrıca bir de heyecan duyuyoruz. Neden heyecan duyuyoruz? Çünkü Kadir Gecesi olma ihtimali olan günlere giriyoruz. Ayetlerle varlığı tartışılmaz olan Kadir Gecesi ile ilgili Allah Teala şöyle buyuruyor. Ramazan, insanlara rehber olan ve rehberin açıklayıcı ayetlerinden oluşan Kur'an'ın ve o Furkan'ın indirildiği aydır. Bakara 185. Başka bir ayetler grubunda ise bu gecede neler olup bittiğine dair şu hususlara yer verilmiştir. Ha Mim, her şeyi açıklayan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz insanları uyarırız. Karara bağlanmış görevler o gece taksim edilir. Tarafımızdan verilmiş bir emre göre elçileri, melekleri yerlerine göndeririz. Bu Rabbinin bir ikramıdır. O işitir ve bilir. Onlar Rabbinden bir iyilik olarak gönderilir. Çünkü O sizi dinler ve her şeyi bilir. Duhan Suresi 1-6. Ayetler. Yukarıdan meali verilen ayetlerden anlaşıldığına göre Kadir Gecesi'nde Cenab-ı Hak tarafından verilen kararlar insanın bütün ömrünü etkileyeceği için Ramazan'ın son 10 gecesinde ibadete daha çok ağırlık vermek gerekir. Bu gecenin 1000 aydan hayırlı olmasının hikmeti burada gizli olabilir. Ama Ramazan'ın hangi gecesinin Kadir Gecesi olduğu kesin olarak belli değildir. Peki neden Kadir Gecesi gizlenmiştir? Emsali şeyler kıymetlensin diye her geceyi Kadir Gecesi gibi ifa etmemiz için gizlenmiştir. Her kapına geleni Hızır bil, her geceyi Kadir bil demişler. Neden böyle demişler? Her geceyi Kadir Gecesi gibi ibadetle geçirirsen Kadir Gecesini kaçırma ihtimalin olur mu? Tabii ki olmaz. Yine de sahabe efendilerimizin ısrarı üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesini Ramazan'ın son 10 gününde tek gecelerde arayınız diyor. Peki neden 27. gece özellikle kabul görmüştür? İbn Abbas bu konuda Kur'an'dan bir çıkarım yapmıştır. Sadece kelimeleri alırsak Kadir suresinde 30 tane kelime var. Onların içerisinde selamun hiye, yani o geceye selam olsun hiye zamiri 27. kelimeye denk geldiğinden zannederim ki diyor Kadir gecesi 27. gecede saklı olsun. Ve o günden bugüne ümmet bu konuda ittifak ettiğinden 27. gecede oluşu bir zannı galip oluyor. Kadir gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz? Temel olarak Kadir Gecesi'nin yatsı namazını camide kılmak, teravih, tövbe ve istiğfar etmek, salat ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur'an okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz. Senenin diğer zamanlarında olduğu gibi yatsı namazını kıldıktan sonra bir miktar uyuyup uyandıktan sonra nafile gece namazı kılabiliriz. Teheccüd namazı için en uygun zamanlar tam da bu zamanlardır. 2, 4, 6 veya 8 rekat teheccüd namazı kılınabilir. Bir de bu gecelere özel kısa bir dua tavsiye edilmiştir Nebimizden. O duayı son 10 gün dilimizden düşürmememiz gerekmektedir. Ayşe validemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a "Ey Allah'ın elçisi, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim?" diye sorunca Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam "Şöyle dua edersin" diyerek şu duayı öğretmiştir. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah cümlemizi bu Ramazan ayında affedilmiş kullar arasına alsın. Her gecemizi Kadir gecesi gibi bereketlendirsin. Geceniz mübarek olsun. Amin.